Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd o alemlerin Rabbi, o Rahman ve Rahim, o din gününün maliki Allah'ın. Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti ya Rab. Hidayet eyle bizi doğru yola, o kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna. Ne o gazaba uğramışların ne de sapmışların yoluna değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. İşte o kitap, bunda şüphe yok, müttakiler, korunacaklar için hidayettir. Onlar ki gaybe iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler, hem senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler. Bunlar işte Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve bunlar işte felaha erenlerdir. Şu muhakkak ki, inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde de bir perde vardır. Ve büyük azap onlaradır. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki sırf kendilerini aldatırlar da farkına varmazlar. Kalplerinde hastalık vardır. Bu hastalık inançsızlık hastalığı, şüphe ve nifak hastalığıdır ki münafıklık ve bütün kötü niyetlerin başıdır. Allah da onların hastalığını artırmıştır. Yalan söylemelerine karşılık onlara elem verici bir azap vardır. Hem onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz ancak ıslah edicileriz derler. İyi bilin ki onlar ortalığı bozanların ta kendileridir. Fakat anlamazlar. Onlara insanların, Müslümanların inandığı gibi inanın denilince biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. İyi bilin ki asıl beyinsiz kendileridir. Fakat bilmezler. Onlar iman edenlere rastladıkları zaman inandık derler. Fakat şeytanlarıyla yalnız kaldıkları zaman, yani kendilerine gizli gizli fitne ve fesat dersi veren donuk kafalı şeytanlık ustalarıyla bir araya geldikleri zaman, biz sizinle beraberiz. Biz sadece onlarla alay ediyoruz derler. Asıl Allah onlarla alay eder ve taşkınlıkları içinde serserice dolaşmalarına mühlet verir. İşte onlar o kimselerdir ki hidayet karşılığında sapıklığı satın aldılar da ticaretleri kâr etmedi. Doğru yolu da bulamadılar. Onların durumu bir ateş yakanın durumu gibidir. Ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz, Allah onların gözlerinin nurlarını giderdi ve onları karanlıklar içinde bıraktı. Artık görmezler. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık hakka dönmezler. Yahut onların durumu, gökten boşanan, içinde karanlıklar, gök gürlemesi ve şimşekler bulunan bir yağmura tutulmuşun hali gibidir. Yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah inkarcıları tamamen kuşatmıştır. O şimşek neredeyse gözlerinin nurunu kapıverecek. Önlerini aydınlattı mı ışığında yürürler. Karanlık üzerlerine çöktü mü dikilip kalırlar. Allah dilemiş olsaydı işitmelerini de görmelerini de alıverirdi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki Allah'ın azabından korunasınız. O Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirdi.
onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eşler koşmayın. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe içindeyseniz, haydi onun gibi bir sure getirin. Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın eğer doğru iseniz. Yok yapamadıysanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan inkarcılar için hazırlanmış ateşten sakının. İnanıp yararlı işler yapanlara altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine ait olduğunu müjdele. Onlardaki herhangi bir meyveden rızıklandırıldıklarında, bu daha önce de rızıklandığımız şeydir derler. Ve o rızık birbirinin benzeri olmak üzere kendilerine sunulacak. Orada çok temiz zevceler de onların. Hem onlar orada ebedi kalacaklar. Muhakkak ki Allah bir sivrisineği, hatta daha üstününü misal getirmekten çekinmez. İman edenler bilirler ki o şüphesiz haktır, Rablerindendir. Ama küfre saplananlar, Allah böyle bir misalle ne demek istedi derler. Allah onunla birçoklarını şaşırtır. Yine onunla birçoklarını yola getirir. Onunla ancak o fasıkları şaşırtır. Onlar ki söz verip antlaştıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi, iman ve akrabalık bağlarını keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki ölüydünüz sizleri diriltti, sonra sizleri yine öldürecek, sonra yine diriltecek, sonra da döndürülüp ona götürüleceksiniz. O ki yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra göğe yöneldi, onları yedi gök olarak düzenledi. O her şeyi bilir. Bir zamanlar Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler, orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis ediyoruz dediler. Rabbin, ben sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, haydi davanızda sadıksanız bana şunları isimleriyle haber verin dedi. Dediler ki, yücesin sen ya Rab. Bizim senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yoktur. Şüphesiz sen bilensin, hakimsin. Allah, ey Adem, bunlara onları isimleriyle haber ver dedi. Bu emir üzerine Adem onlara isimleriyle onları haber verince, Allah, ben size, ben göklerin ve yerin gayblarını bilirim. Sizin açıkladığınızı da içinizde gizlediğinizi de bilirim dememiş miydim dedi. Ve o zaman meleklere, Adem'e secde edin dedik. Hemen secde ettiler. Yalnız iblis dayattı, kibrine yediremedi, inkarcılardan oldu. Dedik ki ey Adem, sen ve eşin cennette oturun. İkiniz de ondan dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan, onların ayağını oradan kaydırdı. İçinde bulundukları cennet yurdundan çıkardı. Biz de birbirinize düşman olarak inin, orada belirli bir vakte kadar sizin için bir karar yeri ve bir nasip vardır dedik. Derken Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onlarla tövbe etti. O da tövbesini kabul etti. Muhakkak o tövbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir. Onlara dedik ki, hepiniz oradan inin. Size benim tarafımdan bir hidayet rehberi geldiğinde, kim o hidayetçimin izinde giderse, onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennem ehlidirler.
orada ebedi olarak kalacaklardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım ve sadece benden korkun. Yanınızdakini Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Benim ayetlerimi birkaç paraya değişmeyin. Ancak benden korkun. Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Hem namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitabı, Tevrat'ı okuyorsunuz. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Bir de sabırla, namazla yardım isteyin. Şüphesiz bu, Allah'a saygılı olanlardan başkasına ağır gelir. Onlar ki Rablerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini bilirler. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve vaktiyle sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Ve öyle bir günden korunun ki kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat de kabul edilmez. Kimseden fidye de alınmaz ve onlara hiçbir yardım da yapılmaz. Hem hatırlayın ki bir zaman sizi Firavun ailesinden de kurtardık. Onlar size azabın en kötüsünü reva görüyor, oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı. Hani bir zamanlar sizin için denizi yarıp sizi kurtardık da Firavun'un adamlarını suda boğduk. Siz de bakıp duruyordunuz. Hani bir zamanlar Musa'ya 40 gecelik vaat verdik de sonra siz onun arkasından buzağı put edindiniz ve o halinizle zalimler idiniz. Sonra yine de sizi affettik. Artık şükretmeniz gerekiyordu. Ve hani bir zamanlar Musa'ya o kitabı ve Furkan'ı verdik. Gerekirdi ki doğru yolda gidesiniz. Hani bir zamanlar Musa kavmine dedi ki, ey kavmim, cidden siz o buzağı put edinmekle kendi kendinize zulmettiniz. Bari gelin Rabbinize tövbeyle dönün de nefislerinizi öldürün. Böyle yapmanız Bari Teala'nız katında sizin için hayırlıdır. Böylece tövbenizi kabul buyurdu. Gerçekten de o Tevvab ve Rahim'dir. Hani bir zamanlar ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe senin sözünle asla inanmayacağız demiştiniz de, bunun üzerine sizi yıldırım çarpmıştı ve siz de baka kalmıştınız. Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzün ardından yeniden diriltmiştik. Ve üstünüze o bulutu gölge yaptık. Ve size ihsan ettiğimiz hoş rızıklardan yiyin diye üzerinize kudret elması ve bıldırcın indirdik. Onlar bize zulmetmediler. Lakin kendi nefislerine zulmediyorlardı. Hani bir zamanlar şu şehre girin de onun nimetlerinden dilediğiniz şekilde bol bol yiyin ve kapıdan secde ederek girin ve hıtta bizi bağışla deyin ki size hatalarınızı mağfiret ediverelim. İyilik yapanlara nimetlerimizi daha da artıracağız dedik. Bunun üzerine o zulme devam edenler sözü değiştirdiler. Onu kendilerine söylenildiğinden başka bir şekle soktular. Biz de kötülük yaptıkları için o zalimlere murdar bir azap indirdik. Hani bir zamanlar Musa kavmi için su istemişti, biz de asanla taşa vur demiştik. Bunun üzerine o taştan 12 pınar fışkırmıştı. Her kısım insan kendi su alacağı yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin ve İçin de bozgunculuk ve saldırganlık yaparak yeryüzünü fesada vermeyin. Hani bir zamanlar ey Musa,
Biz tek çeşit yemeğe asla katlanamayacağız. Yeter artık. Bizim için Rabbine dua et de bize yerin yetiştirdiği şeylerden, sebzesinden, kabağından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın dediniz. O da size, o üstün olanı daha aşağı olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Bir kasabaya konaklayın, o vakit istediğiniz elbette olacaktır dedi. Üzerlerine zillet ve meskenet damgası vuruldu ve nihayet Allah'tan bir gazaba uğradılar. Evet öyle oldu. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Evet öyle oldu. Çünkü isyana dalıyorlar ve aşırı gidiyorlardı. Şüphe yok ki iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiiler, bunlardan her kim Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve salih amel işlerse elbette Rableri katında bunların ecirleri vardır. Bunlara bir korku yoktur. Bunlar mahzun da olacak değillerdir. Hani bir zamanlar sizden misak, sağlam bir söz almıştık. Tuğru üstünüze kaldırıp demiştik ki, size verdiğimiz kitaba kuvvetle tutunun ve içindekilerden gafil olmayın. Gerek ki korunursunuz. Sonra verdiğiniz sözün arkasından yüz çevirdiniz. Eğer üzerinizde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, herhalde zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara sefil maymunlar olun dedik. Bu ibret dolu cezayı öncekilere ve sonrakilere bir ders, korunacaklara da bir nasihat, bir öğüt yaptık. Hani bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Allah size bir bakara, sığır boğazlamanızı emrediyor. Onlar da, ayol sen bizimle eğleniyor, alay mı ediyorsun dediler. Musa da, böyle cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Onlar, bizim için Rabbine dua et, her neyse onu bize açıklasın dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki, o ne pek yaşlı ne de pek taze. İkisi arası dinç bir sığırdır. Haydi emrolunduğunuz işi yapınız dedi. Onlar, bizim için Rabbine dua et, rengi neyse onu bize açıklasın dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki, o bakanlara sürur veren sapsarı bir sığırdır dedi. Onlar, bizim için Rabbine dua et, o nedir bize iyice açıklasın, çünkü o bize biraz karışık geldi. Bununla beraber Allah dilerse onu elbette buluruz dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki, o ne çifte koşulup tarla süren, ne de ekin sulayan, ne de salma gezen ve hiç alacası olmayan bir sığırdır. Onlar da, işte tam şimdi gerçeği ortaya koydun dediler. Nihayet onu bulup boğazladılar. Az kaldı yapmayacaklardı. Hani bir zamanlar siz bir adam öldürmüştünüz de, onun hakkında birbirinizle atışmış ve onu üstünüzden atmıştınız. Halbuki Allah saklamış olduğunuzu açığa çıkaracaktı. İşte bundan dolayı o sığırın bir parçası ile o ölüye vurun dedik. Allah ölüleri işte böyle diriltir ve size ayetlerini gösterir. Belki aklınızı başınıza toplarsınız. Sonra bunun arkasından yine kalpleriniz katılaştı. Şimdi de taş gibi ya da taştan da beter hale geldi. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden nehirler kaynıyor. Yine öylesi var ki çatlıyor da bağrından sular fışkırıyor. Öylesi de var ki Allah korkusundan yerlerde yuvarlanıyor. Ve sizin neler yaptığınızdan Allah gafil değildir. Şimdi bunların size hemen inanacaklarını ümit mi ediyorsunuz? Halbuki bunlardan bir grup vardı ki, Allah'ın kelamını işitirlerdi de, sonra ona akılları yattığı halde bile bile onu
tahrif ederlerdi. Manasını bozacak şekilde değiştirirlerdi. Üstelik iman edenlere rastladıklarında inandık derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil olarak kullansınlar diye mi tutup Allah'ın size açıkladığı gerçekleri onlara da söylüyorsunuz? Hiç aklınız yok mu be derlerdi. Peki bilmezler mi ki onlar neyi sır olarak saklar ve neyi açıkça söylerlerse Allah hepsini bilir. Bunların bir de ümmi, okuma yazması olmayan kısmı vardır. Kitabı bilmezler. Ancak bir takım kuruntu yığınına, boş saplantılara kapılır ve zan içinde dolaşır dururlar. Artık o kimselerin vay haline ki, kendi elleriyle kitap yazarlar da, sonra biraz para almak için bu Allah katındandır derler. Artık vay o elleriyle yazdıkları yüzünden onlara. Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara. Bir de dediler ki, bize sayılı birkaç günden başka asla ateş azabı dokunmaz. De ki, siz Allah'tan bir ahit mi aldınız? Böyleyse Allah sözünden dönmez. Yoksa siz Allah'a karşı bilemediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Evet, kim bir günah işlemiş de kendi günahı kendisini her yandan kuşatmışsa, işte öyleleri ateş ehlidirler ve orada ebedi kalıcıdırlar. İman edip salih ameller işleyenler, işte öyleleri de cennet ehlidirler ve orada ebedi kalıcıdırlar. Hani bir vakitler İsrailoğullarından şöylece misak kesin bir söz almıştık. Allah'tan başkasına tapmayacaksınız. Ana babaya iyilik, yakınlığı olanlara, öksüzlere, çaresizlere de iyilik yapacaksınız. İnsanlara güzellikle söz söyleyecek, namazı kılacak, zekatı vereceksiniz. Sonra çok azınız müstesna olmak üzere sözünüzden döndünüz. Hala da dönüyorsunuz. Yine bir zamanlar misakınızı almıştık. Birbirinizin kanlarını dökmeyeceksiniz. Nüfusunuzu diyarınızdan çıkarmayacaksınız. Sonra siz buna ikrar da verdiniz ve ikrarınıza şahit de oldunuz. Sonra sizler öyle kimselersiniz ki, kendilerinizi, kendilerinizden olan nüfusunuzu öldürüyorsunuz ve sizden olan bir grubu diyarından çıkarıyorsunuz. Onlar aleyhinde kötülük ve düşmanlık gidiyor ve bu konuda birleşip birbirinize arka çıkıyorsunuz. Şayet size esir olarak gelirlerse fidyeleşmeye kalkıyorsunuz. Halbuki yurtlarından çıkarılmaları size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Şu halde içinizden böyle yapanlar, netice olarak dünya hayatında perişanlıktan başka ne kazanırlar? Kıyamet gününde de en şiddetli azaba uğratılırlar. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Bunlar ahireti dünya hayatına satmış kimselerdir. Onun için bunlardan azap hafifletilmez ve kendilerine bir yerden yardım da gelmez. Celalim hakkı için Musa'ya o kitabı verdik. Arkasından bir takım peygamberler de gönderdik. Hele Meryem oğlu İsa'ya apaçık mucizeler verdik. Onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Size nefislerinizin hoşlanmayacağı bir emirle gelen her peygambere kafa mı tutacaksınız? Kibrinize dokunduğu için onların bir kısmına yalan diyecek, bir kısmını da öldürecek misiniz? Yahudiler peygamberimize karşı alaylı bir ifadeyle bizim kalplerimiz kılıflıdır dediler. Bilakis Allah onları kafirlikleri yüzünden lanetledi. Bundan dolayı çok az imana gelirler. Yanlarındakini tasdik etmek üzere onlara Allah katından bir kitap gelince, daha önceleri inanmayanlara karşı onunla yardım isteyip durdukları halde, o tanıdıkları kendilerine gelince
Bu sefer kendileri onu inkar ettiler. İşte bundan dolayı Allah'ın laneti kafirleredir. Ne kadar çirkindir o uğruna kendilerini sattıkları şey ki, Allah'ın kullarından dilediğine kendi lütuf ve kereminden vahiy indirmesine kafa tutarak, Allah ne indirdiyse hepsini inkar ettiler. İşte bu yüzden de gazap üstüne gazaba uğradılar. Can yakıcı azap asıl kafirler içindir. Onlara Allah ne indirdiyse ona iman edin denildiği zaman, onlar biz kendimize indirilene iman ederiz derler. Ve ondan başkasını inkar ederler. Oysa yanlarındaki Tevrat'ı tasdik eden gerçek vahiy odur. Onlara de ki, peki madem gerçek mümin sizsiniz de, ne diye daha önce Allah'ın peygamberlerini öldürüyordunuz? Celalim hakkı için Musa size belgelerle gelmişti de, onun arkasından tuttunuz, o buzağa taptınız. Siz işte o zalimlersiniz. Bir zamanlar size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve onu dinleyin diye Tur'u tepenize kaldırıp misakınıza aldık. O Yahudiler duyduk, dinledik, isyan ettik dediler. Kafirlikleri yüzünden o danayı yüreklerinde besleyip büyüttüler. De ki, eğer siz mümin kimselerseniz, bu imanınız size ne çirkin şeyler emrediyor. De ki, Allah yanında ahiret yurdu, cennet başkalarının değil de yalnızca sizinse, eğer iddianızda da sadık iseniz, haydi hemen ölümü temenni ediniz, ölmeyi cana minnet biliniz. Fakat elleriyle işledikleri yüzünden onu hiçbir zaman temenni edemeyecekler. Allah o zalimleri bilir. Elbette onları insanların hayata en hırslı, en düşkün olanları olarak bulacak. Hatta müşriklerden bile daha düşkün bulacaksın. Onların her biri 1000 sene ömür sürmeyi arzular. Oysa uzun yaşamak kendisini azaptan kurtarıp uzaklaştıracak değildir. Allah onların neler yaptığını görüp duruyor. Söyle, her kim Cebrail'e düşmansa, iyi bilsin ki, Kur'an'ı senin kalbine Allah'ın izniyle kendinden önceki vahiyleri onaylayıcı, müminlere hidayet ve müjde kaynağı olmak üzere o indirdi. Her kim Allah'a, Allah'ın meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ve Mikail'e düşman olursa, iyi bilsin ki Allah da kafirlerin düşmanıdır. Şanım hakkı için sana çok açık ayetler, parlak mucizeler indirdik. Öyle ki iman sahasından uzaklaşmış fasıklardan başkası onları inkar etmez. O fasıklar hem bunları tanımayacaklar, hem de ne zaman bir ahd üzerine antlaşma yapsalar, her defasında mutlaka içlerinden bir güruh çıkıp onu bozacak ve atıverecek, öyle mi? Hatta az bir güruh değil, onların çoğu ahit tanımaz imansızlardır. Üstelik Allah tarafından onlara, yanlarındaki kitabı tasdik edici bir peygamber gelince, daha önce kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı Allah'ın kitabını sırtlarından geriye attılar. Sanki hiçbir şey bilmiyorlarmış gibi yaptılar. Tuttular da Süleyman mülküne dair şeytanların uydurup izledikleri şeyin ardına düştüler. Halbuki Süleyman inkar edip kafir olmadı. Lakin o şeytanlar kafirlik ettiler. İnsanlara sihir öğretiyorlar ve Babil'de Harut ve Marut'a bu iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki o ikisi, biz ancak ve ancak sizi denemek için gönderildik. Sakın sihir yapıp da kafir olmayın demeden kimseye bir şey öğretmezlerdi. İşte bunlardan karı ile kocanın arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça
bununla kimseye zarar verebilecek değillerdi. Kendi kendilerine zarar verecek ve bir fayda sağlamayacak bir şey öğreniyorlardı. Yemin olsun ki onu her kim satın alırsa, onu alanın ahirette bir nasibi olmayacağını da çok iyi biliyorlardı. Hakkıyla bilselerdi, uğruna canlarını sattıkları şey ne çirkin bir şeydi. Şayet onlar iman edip de korunmuş olsalardı, elbette Allah tarafından verilecek mükafat çok hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Ey iman edenler! Ra'ina demeyin, unzurna deyin. Ve iyi dinleyin, kafirler için elemli bir azap vardır. Ne kitap ehlinden ne de müşriklerden hiçbiri size Rabbinizden bir hayır indirilsin istemez. Allah ise üstünlüğü rahmetiyle dilediğine mahsus kılar ve Allah çok büyük lütuf sahibidir. Biz bir ayetten her neyi nesheder, hükmünü kaldırır veya unutturursak, ondan daha hayırlısını yahut mislini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir? Bilmez misin ki hakikaten göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır, hepsi O'nundur. Size de Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa siz peygamberinizi bundan önce Musa'ya sorulduğu gibi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Halbuki her kim imanı küfürle değiştirirse artık düz yolun ortasında sapıtmış olur. Ehli kitaptan birçoğu arzu etmektedir ki sizi imanınızdan sonra çevirip kafir etsinler. Hak kendilerine iyice belirdikten sonra bile sırf nefsaniyetlerinden ve kıskançlıktan dolayı bunu yaparlar. Buna rağmen siz şimdi afla, hoşgörüyle davranın. Ta Allah emrini verinceye kadar. Şüphe yok ki Allah her şeye kadirdir. Siz namazı hakkıyla kılmaya bakın ve zekatı verin. Kendi nefsiniz için her ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Bir de Yahudi ve Hristiyanlardan başkası asla cennete giremeyecek dediler. Bu onların kendi kuruntularıdır. Sen de onlara de ki, eğer doğru iseniz, haydi bakalım, getirin delilinizi. Hayır, hayır. Kim özü iyilik dolu olarak yüzünü Allah'a tertemiz döndürür ve teslim ederse, işte onun Rabbi katında ecri vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olacak değiller. Yahudiler dediler ki, Hristiyanlar bir şey üzerinde değiller. Hristiyanlar da Yahudiler bir şey üzerinde değiller dediler. Oysa hepsi de kitabı okuyorlar. Hiçbir bilgisi olmayanlar da öyle onların dedikleri gibi dediler. İşte bundan dolayı Allah, ihtilafa düştükleri bu gibi şeylerde kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Allah'ın mescitlerini içlerinde Allah'ın ismini anılmaktan yasaklayan ve onların harap olmalarına çalışanlardan daha zalim kim olabilir? İşte bunlar oralara korka korka girmekten başka bir şey yapmazlar. Bunlara dünyada perişanlık, ahirette de büyük bir azap vardır. Bununla beraber doğu da Allah'ın, batı da Allah'ındır. Artık nereye dönerseniz dönün, orası Allah'a çıkar. Şüphe yok ki Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilendir. O zalimler Allah kendisine çocuk edindi dediler. Haşa! O Sübhan'dır. Doğrusu göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir. O, göklerin ve yerin yoktan var edicisidir. Ve O, bir işin olmasını murad edince, O'na yalnızca ol der
o da hemen oluverir. Bilgiden nasibi olmayanlar da, Allah bizimle konuşsa ya, yahut bize de bir mucize gelse ya dediler. Bunlardan öncekiler de tıpkı böyle, bunların dedikleri gibi demişlerdi. Onların kalpleri birbirlerine benzedi. Gerçekten de yakine ermek, hakikati bilmek isteyen bir kavim için biz mucizeleri çok açık seçik gösterdik. Şüphe yok ki biz seni hakla rahmetimizin müjdecisi ve azabımızın habercisi olarak gönderdik. Sen o cehennemliklerden sorumlu değilsin. Sen onların milletlerine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla hoşnut ve razı olmayacaklar. De ki, gerçekten de Allah'ın hidayeti, hidayetin ta kendisidir. Şanım hakkı için sana vahiy ile gelen bu kadar bilgiden sonra kalkıp da onların arzu ve heveslerine uyacak olursan, sana Allah'tan ne bir dost bulunur ne de bir yardımcı. Kendilerine kitap verdiğimiz ehliyetli kimseler, onu tilavetinin hakkını vererek okurlar. İşte onlar ona iman ederler. Her kim de onu inkar ederse, işte o inkarcılar hüsran içindedirler. Ey İsrailoğulları! Sizlere ihsan ettiğim nimetimi ve sizi vaktiyle alemdeki ümmetlere üstün tuttuğumu hatırlayın. Ve öyle bir günden sakının ki, o gün kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez. Kimseden fidye kabul edilmez ve ona şefaat de fayda vermez. Hiçbir taraftan yardım da görmezler. Şunu da unutmayın ki bir zamanlar İbrahim'i Rabbi bir takım kelimelerle imtihan etti. O onları sona erdirince Rabbi ona, ben seni bütün insanlara imam yapacağım buyurdu. İbrahim, zürriyetimden de yap dedi. Rabbi ona, zalimler benim ahdime nail olamaz buyurdu. Biz ta o zaman bu beyti, insanlar için bir sevap kazanma ve bir güven yeri kıldık. Siz de makamı İbrahim'den kendinize bir namazgah edinin. Ayrıca İbrahim'le İsmail'e şöyle ahit verdik. Beytimi hem tavaf edenler için, hem ibadete kapananlar için, hem de rükû ve secde edenler için tertemiz tutun. Ve o vakit İbrahim, ey Rabbim, burasını güvenli bir belde kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşitli meyvelerle rızıklandır diye yalvardı. Allah buyurdu ki, küfredeni dahi rızıklandırır da, hayattan biraz nasip aldırırım, sonra da onu ateş azabına uğratırım ki, orası ne yaman bir duraktır. Ve ne vakit ki İbrahim, beytin temellerini yükseltmeye başladı, İsmail'le birlikte şöyle dua ettiler, ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Hiç şüphesiz işiten sensin, bilen sensin. Ey bizim Rabbimiz! Hem bizim ikimizi yalnız senin için boyun eğen Müslümanlar kıl. Hem de soyumuzdan yalnız senin için boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Ve bize ibadetimizin yollarını göster. Tövbemize rahmetle bakıver. Hiç şüphesiz Tevvab sensin, Rahim sensin. Ey bizim Rabbimiz! Bir de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, onlara senin ayetlerini tilavet eylesin, kendilerine kitabı ve hikmeti öğretsin, içlerini ve dışlarını tertemiz yapıp onları pak eylesin. Hiç şüphesiz aziz sensin, hikmet sahibi sensin. İbrahim'in milletinden kendine kıyan beyinsizden başka kim yüz çevirir? Biz onu dünyada seçkin birisi yaptık. Hiç şüphesiz o ahirette de
iyilerden biridir. Rabbi ona İslam ol emrini verince o, ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Bu dini İbrahim kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup da öyle yaptı. Ey oğullarım! Muhakkak ki bu dini size Allah seçti. Başka dinlerden uzak durun. Yalnızca Müslüman olarak can verin dedi. Yoksa siz de olaya şahit mi oldunuz? Yakup'a ölüm hali gelip çattığı zaman oğullarına benden sonra neye ibadet edeceksiniz dediği zaman oğulları senin Allah'ına ve ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın Allah'ına, tek olan o Allah'a ibadet edeceğiz. Biz ancak ona boyun eğen Müslümanlarız dediler. Onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onlara kendi kazandıkları, size de kendi kazandığınız. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Bir de Yahudi veya Hristiyan olunuz ki hidayet bulasınız dediler. Sen onlara de ki, hayır, Hanif olarak Hakk'a tapan İbrahim'in dinine uyarız ki o hiçbir zaman müşriklerden olmadı. Deyiniz ki, biz Allah'a iman ettik ve bize ne indirildiyse İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına ne indirildiyse, Musa'ya ve İsa'ya ne indirildiyse ve bütün peygamberlere Rablerinden ne verildiyse hepsine iman ettik. Biz onların arasında fark gözetmeyiz ve biz ancak ona boyun eğen Müslümanlarız. Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yola girmiş, hidayeti bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse onlar sadece ve sadece didişmenin içindedirler. Allah onlara karşı sana yeter ve o işitendir, bilendir. Allah'ın boyasına bak. Kim Allah'tan daha güzel boya vurabilir ki? İşte biz ona ibadet edenleriz. De ki, Allah katında bizimle didişmeye mi gireceksiniz? Oysa o, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size. Şu kadar var ki, biz ona ihlasla sarılıyoruz. Yoksa siz, İbrahim de, İsmail de, İshak da, Yakup da ve torunları da hep Yahudi ve Hristiyan idiler mi demek istiyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah'ın şahitlik ettiği bir hakikati bile bile inkar edenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Onlar bir ümmet idiler, gidip geçtiler. Onlara kendi kazandıkları, size de kendi kazandıklarınız. Ve siz onların yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz.''